Yapılan son yasal değişikliklerle birlikte sahipli hayvanların kimliklendirilmesi zorunlu hale getirildi. Böylece hayvanların kontrollerinin daha rahat yapılması ve yasaklı ırkların yayılımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yasaklı ırkların 14 Ocak 2022, tüm sahipli hayvanların ise 30 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirilmesi gerekiyor. İsmim Akgün Ergül. 7 senedir, 4 dönemdir Kayseri Veteriner Hekimleri Odası'nın başkanlığını yapmaktayım. Aynı zamanda da özel bir kliniğim var. Hayvancılıkla da iştigalim, büyükbaş hayvancılık da yapıyorum. Kendime ait bir çiftliğim var. Hem kliniğimizin işleri, hem hayvancılık ve aynı zamanda da odamızın faaliyetleriyle birlikte tüm işlerimizi yürütüyoruz burada. Bizim sahipsiz hayvanlarımız var. Normalde işte Orman Bakanlığımızın 5199 sayılı kanun çerçevesinde sahipsiz hayvanların bakılması, beslenmesi veya bunların her türlü kısırlaştırma olsun, parazitler muayeneleri veya uygulamaları yürütülmektedir. Fakat bunlar artık tek bir kanun çerçevesinde 1401'de 1407'deki kanunla düzenleme altına kaldı. Daha doğrusu bu kanunun en büyük avantajları hayvan refahını da kapsamakta. Şimdi hayvan refahı deyince özellikle biz pet hayvanlarla sokaktaki sahipsiz hayvanlara yapılan her türlü kötü uygulamaları, işte hayvanlara işkence yapılması, belirli bir yerde, belirli bir alan içerisinde kısıtlandırılıp sadece günlük yemini suyunu vermek veya bu hayvanların işte gezinmesiyle ilgili bir takım şartlarını, yaşam standartlarını kısıtlamakta tabii ki bunların hepsi bir cezai müeyyideye ve kapsama, yani refahını koruma altına alınmış oldu. Tabii hal böyle olunca tabii bu kedi köpek değil, onun haricinde aklınıza ne gelebiliyorsa işte gelinciklerden tutun işte büyükbaş hayvanlara da yapılan her türlü refah deyince yaşam standartlarını kapsamakta. Şöyle söyleyeyim, kanun çerçevesinde normalde yeni gelen işte ayın 10-12-2021 ve 7-12-2021'de tekrardan ek bir düzenleme yapıldı kanun çerçevesinde. Şimdi Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü aramızda bir sözleşme yapıldı kanun çıktıktan sonra. Bu kanun çerçevesinde vatandaşlarımızın beslemiş olduğu kedi ve köpeklerin, sahipli hayvanların hepsi artık kayıt altına alınacak. Aslında bu senenin sonu itibariyle başlayacaktı. Kanun bir sene daha uzatılmış oldu. 31-12-2022 tarihine kadar vatandaşlarımız evlerinde beslemiş oldukları kedi ve köpeklerini veteriner kliniklerimize, aynı zamanda da tarım il ilçe müdürlüklerimize getirdiği zaman çiplerini ve bununla birlikte de kimliklerini çıkartabiliyoruz. Sisteme kayıt ediyoruz. O işte atıyorum Ahmet, Mehmet veya kimse TC'siyle birlikte ve güncel hale getirmiş oluyoruz. Tabii bir sene bir süremiz var önümüzde. O senenin sonucunda da eğer ki bu işlemi yaptırmamış isek tekrardan, yani 2023'ün Ocak ayından sonra da evinde kedi köpek besleyen insanlarımız da cezai müeyyideyle karşılaşabilirler. Onun için de yani bu bir senelik süreç içerisinde kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi, çiplenmesi lazım. Hani yazları işte bir karne hediyesi olaraktan, çünkü hiçbir canlı bir hediye veya satın alınacak, alınıp satılacak bir materyal değildir. Bağlara çıkılıyordu. Bağlardan dönüldüğünde orada beslemiş olduğumuz kedi veya köpeklerimizi kış şartlarında gelmesiyle birlikte sokağa atılıyordu. Tabii hal böyle olunca çipli bir hayvanımızı dışarıya bıraktığımızda ister istemez belediyemiz veya işte ilgili birimler devreye girdiğinde çip okuyucular var çünkü. Hayvanın üzerindeki o çipi okuyucuyla okuttuğumuz zaman mesela Akgün Ergül'e ait olan bir hayvan eğer kayıp ihbarı da yapılmamış ise ve sahipsiz sokakta dolaşıyor ise tabii ki bununla ilgili Akgün Ergül'e cezai bir müeyyide gelecektir. Buradan da uyarmış olayım. Özellikle de işte hayvanlarımızın sokağa atılmasıyla da ilgili güzel bir gelişme olmuş oldu. Onun haricinde hayvanlarımızı kayıt altına alıp her türlü hayvanlardan insanlara bulaşabilecek zoonoz hastalıkları da, yani en basitinden kistatit dediğimiz işte küçükbaş hayvanlardan, kediden, köpekten insanlara geçen hastalıkların da önüne geçilmiş olacak. Şöyle söyleyeyim, tabii bu ücret tarifesi bakanlığımızın yapmış olduğu protokol çerçevesinde oluşmuş idi. Geçen seneki tarifemiz 75 TL'ydi ama Ocak ayından sonra bu tarifeler güncellenecek.
ve muhtemelen de şimdi biz tabii bakanlıktan bizim konseyimizden odalarımıza kimlikler ve çipler geliyor ve bunların biz dağıtımını da üyelerimize, kliniklerimize yapıyoruz. Tabii çiplerin geliş fiyatıyla da ilgili ve kimliklerin geliş fiyatıyla ilgili bugün %100'e varan bir maliyetlerle, artan maliyetle karşı karşıyayız. Tabii tasarrufi bir fiyat vermiş olacağım burada. Muhtemelen yani 150 TL gibi bir ücreti olabilir bunun. Ama onu bakanlığımız önümüzdeki Ocak ayı içerisinde güncel fiyatını göndermiş olacak. Biz de yine sizlerin aracılığıyla buradan Kayseri halkımıza, vatandaşlarımıza duyurmuş oluruz güncel fiyatta. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki yani hayvan beslemek, bir canlıyı beslemek özellikle de evde gerçekten sorumluluk isteyen bir duygu. Çünkü hani ailenizin ferdi nasıl ise, yani çocuklar, eşiniz, birbirinize karşı nasıl bir sorumluluğumuz var ise, evde beslediğimiz o canlıya da karşı bir sorumluluğumuz var. Onun zaruri ihtiyaçlarını, mamasını, suyunu, işte dışarıya çıktığında ihtiyaçlarını karşılayabilmek için günde en az iki defa dışarıya çıkarmak lazım köpekleri. Bunları yapabilecek veya bu bilinçte yapabiliyor isek evde tabii ki kedi olsun veya köpek olsun beslememizde herhangi bir sakınca yok. Ama onun haricinde eğer ki işte biz bunu besleyemiyor isek, çünkü sağlık durumları da olabilir veya alerjik reaksiyonlar olabilir, yeni bir çocuk doğmuş olabilir ister istemez. Evde beslediğimiz canlıyı sokağa terk etmektense belediyemizin veya işte birçok sosyal platformda da bu işle ilgilenen kuruluşlar var. İrtibata geçip özellikle belediyemizin Moludaki veya Beştepe'lerdeki barınma evlerine bırakabilirler hayvanlarını, sokağa bırakmasınlar.